Göl aslında huzurlu bir şehir. Yani çok uzak kırsalımızda maalesef çok istenmedik hadiseler oluyor ama genel itibariyle baktığımızda Bingöl huzurlu bir şehir. Bingöl insanı huzuruna sahip çıkan, buna önem veren insanlar. Dolayısıyla inşallah önümüzdeki süreçte çok daha huzurlu bir ortamda bu projeler gelişmeye devam edecek. Tarihi bir halk oylamasına gideceğiz. Kelimenin tam anlamıyla tarihi bir oylama. Böyle sandıklar milletin önüne her zaman gelmiyor. Belki 50 yılda bir, 100 yılda bir gelen sandıklar. Bir yönetim sistemini oylayacağız. Yönetim sistemini modernize eden, daha iyi bir yönetim sistemi haline getiren bir teklifi, anayasa reform paketini oylayacağız. Değerli arkadaşlar, şimdi halkımız gidip kararını verecek. Biz inanıyoruz ki güçlü bir şekilde evet diyecek bu sisteme. Niçin evet diyecek? Çünkü mevcut sistem çok sıkıntılı bir sistem. Bakın, mevcut sistemle biz birçok ekonomik ve siyasi kriz yaşadık. 28 Şubat'tan tutun 27 Nisan bildirgelerine, parti kapatma davalarından en son 15 Temmuz hadisesine kadar birçok siyasi krizi biz bu mevcut sistemle, bu sistemin açıklarıyla birlikte yaşadık. Yani bu sistem kriz üreten bir sistem. Krizlere uygun bir ortam oluşturan bir yapı. Biz şimdi diyoruz ki bu istikrar ve güven bize bu kadar madem başarılar getirdi, bizi bu kadar ileriye taşıdı, demokraside, ekonomide, dış politikada, sosyal politikada, her alanda önümüzü açtı. Şimdi bu güven ve istikrarı artık kalıcı hale getirelim. Kurumsal garantiye kavuşturalım. Ve bu yeni sistemin özü bu. Milleti güçlendiren bir sistem, istikrarı güçlendiren bir sistem. Dolayısıyla halka hesap verecek. Diğer taraftan meclisle ilgili boyutta değişiklik yapıyoruz. Bugünkü sistemimizde vatana ihanetten dolayı ve sadece %75 ile sorgulanabiliyor cumhurbaşkanları. Bir tek konuyla ilgili sorgulanabiliyor, vatana ihanet, ve 100 milletvekilinin 75'i evet derse Yüce Divan'a gidebiliyor. Yeni sistemde ise bütün konulardan artık meclis sorgulayabilir hale geliyor cumhurbaşkanlığı ve bakanları. Ve %75 ile değil, %66 ile Yüce Divan'a gönderebilme gücüne kavuşuyor meclis. Dolayısıyla meclisin denetim gücünü güçlendiriyoruz. Cumhurbaşkanlarına da yetkilerinin yanı sıra sorumluluk getirmiş oluyoruz. Yargısal sorumluluk da aynı şekilde. Bugünkü mevcut sistemde cumhurbaşkanlarının tek başına imzaladığı konularda yargı yolu kapalı. Gidemiyorsunuz. Yargıya götüremiyorsunuz konuyu. Yeni sistemde ise artık cumhurbaşkanlarının bütün iş ve işlemleri yargı denetimine tabi olacak. Bakın, halk hesap soruyor. Meclis soruşturma yapıyor. Yargı denetliyor. Muhalefetse tek parti rejiminden bahsediyor. Böyle tek parti rejimi olur mu? Böyle tek adam rejimi olur mu? Milyonlarca insan seçecek, denetleyecek, seçimlerde hesap verecek, meclis hesap sorabilecek, yargı hesap sorabilecek ve tek adam rejimi diyorlar. Tek adam rejimi onların tarihinde var. O tarihe baksınlar, tek adam rejiminin ne olduğunu görürler. Tek adam rejimi demokratik rekabetin olmadığı ortamda olur. Tek adam rejimi sırtını bürokrasiye, devlete yaslayarak halka hükmetmekle olur. Tek adam rejimi odur. Ha, bir kişi seçilecek. Elbette Amerika'da da bir kişi seçiliyor. Fransa'da da bir kişi seçiliyor. Herhalde 10 tane cumhurbaşkanı seçecek halimiz yok. Bölgemizde neler yaşandığını görüyoruz. İşte en son Suriye'de, İdlib'de yaşananları bu vesileyle bir kez daha lanetlemek istiyorum. Kimyasal silahlarla çoluk çocuk demeden katleden o zalimleri hep birlikte görüyoruz. Bu mazlumlara sahip çıkacak güçlü bir devletin olması lazım bölgemizde. Hem kendi vatandaşlarına hizmet eden, hem çevresine istikrar götüren, taşıyan, huzur taşıyan bir yönetime hepimizin ihtiyacı var. Daha güçlü bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Daha güçlü bir Türkiye de daha iyi bir yönetim sistemiyle oluşur. Allah korusun, bakın 15 Temmuz gecesi Başbakan ayrı partiden, Cumhurbaşkanı ayrı partiden olsaydı, idarede farklı, dağınık bir görüntü olsaydı, belki bugün burada
bu toplantıyı yapamayacaktık. İşte az önce konuştuğumuz hizmetleri, farklı projeleri değil de canımızın derdine düşecektik. İşte bir takım hayati meselelerimizi belki konuşuyor olacaktık. Çok şükür Türkiye bu badireleri atlattı. İşte bir daha böyle şeyler yaşamasın. Darbeleri bertaraf etmek yetmez. Darbeleri üreten ortamı da bertaraf etmek gerekir. İşte bu yapacağımız tercih aslında esas itibariyle budur. Darbeleri bertaraf eden milletimiz, darbeleri üreten ortamı da bu referandumla inşallah ortadan kaldırmış olacak. Çok daha sağlıklı bir sistemi oturtmuş olacağız. Yani İdlib'de biliyorsunuz bir kimyasal saldırı oldu. Bir insanlık suçu işlendi aslında, bir savaş suçu işlendi. Savaşın bile bir ahlakı olur, bir hukuku olur. Savaşta da her şeyi yapamazsınız. Maalesef Suriye'de insanlık sürekli bir şekilde insanlık suçu işleniyor, savaş suçları işleniyor. Eski yönetim Obama döneminde kimyasal silahlar kırmızı çizgimizdir demişti. Ama maalesef kimyasal silahlar tespit edildiği halde o dönemde hiçbir adım atmadı geçmiş Amerikan yönetimi. Şimdi de yine kimyasal silahlarla insanların katledildiği bir hadise yaşadık. Allah'tan rahmet diliyorum ben özellikle. Zalimlere tekrar lanetliyorum bu işi yapanları, zalimleri. Uluslararası güçler ise burada maalesef üzerlerine düşeni bugüne kadar yapamadılar. En son hadisede Amerika'nın füzelerle bu katliamı yapan uçakların kalktığı üste bir müdahalede bulunması elbette olumlu bir durum. Yeterli değil ama. Yeterli bir tepki değil. Esas olan bu işin köklü bir şekilde çözümüdür. Suriye'de birlik beraberlik içinde Suriye'nin katliamların ortadan kalktığı, Suriye'nin geleceğinin yeniden inşa edildiği bir döneme geçilmesidir. Bu konuda da herkesin üzerine düşeni yapması gerekir. Türkiye olarak biz öteden beri bunu söylüyoruz, bunu savunuyoruz. Güvenli bölge oluşturun diyoruz. Bu kimyasal silahlara ve diğer katliamlara engel olun diyoruz. Maalesef uluslararası toplum bugüne kadar üzerine düşeni yapmadı. Tam aksine Suriye üzerinde güç mücadeleleri yaşandı. Başka hesaplar görülmeye çalışıldı ve o ülkeye, insanlara çok büyük zararlar verildi. İnşallah önümüzdeki süreçte bu yaşanan acılardan da dersler çıkararak Suriye'nin istikrarı için, barışı için daha fazla gayret sarf edilir.